Tamam, gelirlerse işte haber verin. Bir şey söyleyeceğim, havaalanına da birilerini bırakın. Tamam, sabaha kadar beklesinler, tamam. Ah, kızlar geldi. Tokat mı atacaksın? Atsan atarsın aslında. Yani ne desen haklısın bu sefer. Benim size söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ama sizin söyleyeceğiniz bir şey varsa dinlemeye razıyım. Savaş nereden azdı? Bilmem. Ne demek bilmiyorum. Siz birlikte değil miydiniz? Bence siz en iyisi oğlunuzu kendiniz arayın. Selin sus. Hakikaten abla, sen niye aramıyorsun? Arıyorum. Bir daha ara. Arıyorum Haluk. Benim özür dilemem hiçbir şey değiştirmeyecek. Zaten böyle bir durumda özür dilemenin de bir anlamı olmaz. Ama sizi böyle bir duruma düşürdüğüm için çok üzgünüm. Benim sana söyleyecek bir şeyim yok Nazlı. Ben sana söyleyeceğimi söyledim. Ben odama gidebilir miyim lütfen? Git kızım Nazlı. Kızlar, siz de kardeşiniz yukarı çıkın. Selin sen kal. Hali bana kaldı galiba. Özür dilerim. O zaman biz çıkalım. Siz anne kız konuşun. Ablacığım, çık yalnız bırak beni. Ya ama abla yanında dursaydım ya. Peri, lütfen çık. Peki. Sen nasıl böyle bir şeye alet oluyorsun Selin? Ne yapsaydım ya? Ne yapsaydım? Ben onunla konuşmadım mı zannediyorsun? Onu durdurmadım mı? Ama beni dinlemedi. Yanında olmam gerekiyordu anne. Beni arayabilirdin Selin. Bana yerinizi söyleyebilirdin. Siz yine beni ne duruma düşürdünüz burada? Ben bu insanlara bu evde rezil olmaktan bıktım artık ya. Bir sevgilisiyle evden kaçmadığı kalmıştı. O da oldu. Onu da yaptınız yani. Anne yapamazdım. İstediğin cezayı ver. İstediğin kadar kız. Ama o benim kardeşim. Ben kardeşimi ispiyonlayamam. Ha, anneni mahvedebilirsin ama öyle mi? Bu duruma düşürebilirsin yani. Anne seni üzmek benim en son istediğim şey. Ama o benim kardeşim. Özür dilerim. Özür dileme benden. Özrüm özür yok bu işin. Özür dileme. Bendeki krediniz ikinizin de bitti Selin. Bunun faturası çok ağır olacak, haberiniz olsun. Konuşmak istemiyorum desem bir şey değişecek mi? İstiyorsanız siz konuşun. Ama dinleyeceğime söz veremem. Benimle ilgili hislerini 3 aşağı 5 yukarı biliyorum. Ama bu seferlik senin de yeminle karşında Haluk kişisi değil de annen olduğunu düşün. Ne söylerdin ona? Karşımdakinin annem olduğunu düşünüp ne söylerdim ona? Yaptıklarımdan dolayı çok üzgün olduğumu ve özür dilediğimi söylerdim. Tamam mı? Çok kuru oldu be.
Annem ne derdi bana? Sana güvendim. Sana çok güvendim. Çok kırıldım. Çok endişelendim. Korktum. Üzgünüm. Ama sonuçta sen benim kızımsın. Ne yaparsan yap. Ben seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Böyle derdi. Ya tamam. Susun artık. Uf. Şu an seninle konuşmuyor olabilir anne. Ama böyle düşündüğüne ben eminim. Zaten sen de biliyorsun böyle olduğunu. Mutlu musun? Alo. Ali öyle. Hemen Savaş'ı bulman lazım. Ne? Savaş otogara gelmedi. Ne demek gelmedi ya? Gelmedi işte. Yalnız değilsin sanırım. Savaş'ın gelmemesini bana bağlamayacaksın değil mi? Aynı evde büyümüşsünüz, benziyorsunuzdur. Anladım Selin'cim, tamam. Şu an kavga etmek istiyorsun, anlıyorum ama... Neyse öyle, acele et. Tamam, yoldayım, şimdi bulacağım onu. Bulsan iyi olur. Onunla görülecek bir hesabım var. Mert oldu erkekler, ne olacak? Hadi oğlum, aç şu telefonu. Hadi Savaş, aç şu telefonu. Savaş, aç şu telefonu. Gelme. Kimseyi görmek istemiyorum. Senin için annesinin gazabına uğramış ikizini de mi? Sen gelebilirsin. Annem çok kırık oldu mu seni? Çok değil ya. Altı şiddetinde filan. Bana niye bir şey söylemiyor Selin? Bundan sonra hiç konuşmayacak mı benimle? Hep küs mü kalacak? Bak bu bir iki gün atlat. Sonra bitti gitti. Of, var ya bu defa onu çok büyük bir ayağı kırıklığına uğrattım. Asla affetmeyecek beni. Of, Nazlı ah. Üstelik Rana ile Haluk'un karşısında ne duruma düşürdüm onu ya. O son bakışını unutamayacağım. Böyle bir şey hiç beklemiyordu benden. Uf Nazlı uf, aptal kafam, aptal. Ben sana kıyamam ya. Sen çok pişmansın. Pişmanım tabii. Pişman olmaz olur muyum hiç? Ya ben bundan sonra nasıl affettireceğim kendimi? Nasıl bakacağım annemin yüzüne? Eğer gitseydim son bir kez üzecektim onu. Sonra unutur giderdi. Ama şimdi... Ben var ya... O Savaş'a inanın aklıma tüküreyim. Pis ayı. Bohemmiş. Öküz.